buradakileri, dışarıdaki gurbetteki arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi bir kez daha hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Selam olsun size, saygılar olsun size. Değerli kardeşlerim, ünyemizin güzel insanları, dost insanları, size bugün sabah Altın Ordumuzdan yola çıkarak geldik. Fatsa'mıza, ardından güzel ilçemiz Çamaş'a uğradık. Orada da dost insanlarla, orada demiştim, Ünye burayı görsün, Çamaş'tan az olurlarsa kendileri düşünsün demiştim ama siz Çamaş'ı ikiden fazla, üçe katladınız. Çamaşlılar alınmasın. Onların selamını size getirdim. Biz İkizcan'ın selamını Çaybaşı'na, Çaybaşı'nın sevgisini İlküvez'e, İlküvez'inkini Akkuş'a, Akkuş'un dostluğunu Ünye'ye, Ünye'nin kardeşliğini Fatsa'ya, Fatsa'nın vefasını ve fikrini Çamaş'a, Çamaş'ınkini Çatalpınar'a, Çatalpınar'ı Kabataş'a, Kabataş'ı Aybastı'ya, Aybastı'yı Gürgentepe'ye, Gürgentepe'nin dostluğunu, vefasını Gölköy'e, Gölköy'ü Ulubey'e, Ulubey'i Mesudiye'ye, Mesudiye'yi Kabadüz'e, Kabadüz'ü Gülyalı'ya, Gülyalı'yı Perşembe'ye, Perşembe'yi Altın Ordu'ya bir dostça kardeşlik halkasıyla bağlaya bağlaya, selamları taşıya taşıya geldik. Selamınız çok, kardeşliğiniz büyük olsun inşallah. Ordunun dostluk, kardeşlik bağları, temelleri Ünye'de atıldı. Hep beraber 25 yıldır, 30 yıldır Ünye'de kardeşliği tesis ettik. Yetmedi, Fatsa'ya taşıdık. Yetmedi, Altın Ordu'ya taşıdık. Bütün bir orduyu dost ve kardeş yaptık. Allah'a şükürler olsun. Bana diyorlar ki, orduya şuna vesile oldun. Birileri de diyor ki, babandan mı dedenden mi? Hiçbirinden değil. Milletten, milletten, kalpten, sevgiden yaptık. Onları geçtik. Yollar onların olsun. Önünde fotoğraf çektirsinler. Hastaneler onların. Havaalanı onların olsun. Hiç dert değil. Hiç gam değil. Ama şunu bizim elimizden alamazlar. Biz 752 bin orduluyu kardeş yaptık. En büyük başarımız, en büyük övüncümüz budur. Ve ordu insanı artık Mesudiye'den İkizce'ye kadar kardeş olduğunun farkında. Ordu insanı 5500 kilometre karelik ordu coğrafyasının bir bütün olarak hepimizin sorumluluğunda olduğunun farkında. Bu güzel coğrafyada, bu güzel memlekette inşallah hayatı dostça, kardeşçe, arkadaşça, hemşerilik duygusu ve anlayışı içinde yaşamaya biz kararlıyız. Ordu insanı 21. yüzyıl insanı olarak değerlerini koruyarak tarihine saygılı, geleceğine umutlu olarak bu hayatı yaşayacaktır. Siyaset eğer hayatı güzel yaşamak ve yaşatmak sanatıysa biz Veysel İlhan'la birlikte bundan sonra dün Ahmet Arpacıoğlu ile yaptığımız gibi bu hayatı bu memlekette daha güzel yapacağız inşallah. Buna kararlıyız. Başarı inananların ulaşacağı bir gerçektir. Başarı sevenlerin nasip dar olacağı bir gerçektir. Biz severek yola çıktık, sayarak yola çıktık, bilerek yola çıktık. Cahilce değil, tartışmalı konulara girerek değil. Ya milletin hayrına, memleketin hayrına neyse onu yaparak, onun yolunda olarak milletimiz için doğru olan, hayırlı olan neyse onu öne alarak yolumuza, yolculuğumuza devam ettik. Ve bizim rüyamız her zaman memleket oldu. Gerçekten böyleydi. Bundan sonra daha fazlasıyla, bundan sonra
Daha az uyku, daha çok çalışmak bize. İnşallah sabır ve beklenti de size. Bundan sonraki hayatımızda daha çok beraber olacağız. Benim en çok sevindiğim de bu. Sizinle daha çok bu sokaklarda el ele olacağız. Daha çok sohbet edeceğiz. Benim hasretim daha çok giderilecek. Bundan sonra ben de gerçekten ordulu olmanın, ünyeli olmanın keyfini sizlerle birlikte yaşayacağım. Sağ olunuz, var olunuz. Çok değerli, çok saygıdeğer hemşerilerim. Benim düşüm sizin düşünüz. Benim rüyam sizin rüyanızdır. Ve hepimizin rüyası da Ünye'dir, Fatsa'dır, ordumuzdur. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Ülke sevgisi, ordu sevdası bizim yolumuz ve şiarımızdır. Bu sevgi ve sevdadır bizi buluşturan ve bu sevdayı gerçekleştirmek için inşallah bundan sonra daha büyük işleri birlikte paylaşacağız. Ve hepimizin rüyası daha güzel bir Ünye, daha güzel bir ordu. İnşallah bir belediye seçimi dönemindeyiz. 31 Mart günü hep beraber Ünye'mizde de, Fatsa'mızda da, Altın Ordu'muzda da bir değerli seçimi yapacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz. Ben tekrar ediyorum. Bu seçim mahalleye muhtar seçimidir. Bu seçim ilçeye belediye başkanı seçimidir. İlçeye belediye meclisi üyeleri seçimidir. Bu seçim diğer illere göre 30 büyük şehir arasına sizlerle birlikte dahil etmeyi başardığımız ordumuza büyükşehir belediye başkanı seçimidir. Bu seçim partilere genel başkan seçimi değildir. Bu seçimin sınırı Akçay'dan başlar, Akçaova'da biter. Bunun ötesindeki tartışmalar sadece saha dışı maç yapma taktiklerinden başka bir şey değildir. Meydan belediye başkanlığıdır. Belediye seçimidir. Hangi partinin büyükşehir belediye başkanı adayı var ise, kim ise, hangi partinin ilçe belediye başkanı adayı kim ise, müsaade edilsin 31 Mart'a kadar, 30 Mart akşamı saat 17'ye kadar o gelsin insanların arasına. O konuşsun insanlarla. Çünkü 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlarıyla karşı karşıya halkımız. Kimse kendi içinde rol kapmasın. Bu halk neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Herkesin beyni 425 gram. Bakan olanınki 700 gram değil. Başkan olanınki 500 gram değil. Senin aklın da aynı, benim aklım da aynı. O halde kimse kimsenin aklını kiralamaya kalkmasın. Bu sefer insanımız her yerde, Kars'tan Kırklareli'ye kadar, Ordu'dan Konya'ya, Urfa'ya kadar vicdanına danışarak, vicdanının sesini dinleyerek gereğini inşallah yapacaktır. Bu memlekette çok kişi belediye başkanlığı yapmıştır. Çok değerli hizmetler de yapmıştır. Sözüm burasında belediye başkanlarımızın tamamını değil ama yakın tarihte hatırladığımız bu şehre hizmet eden çok saygıdeğer rahmetli belediye başkanlarımızı vefa olarak müsaadenizle anmak istiyorum. Bu memlekette Mithat Kısacıkoğlu diye bir değerli belediye başkanı gelmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu memleketin çocuğu olarak çalışmıştır. Bu memlekete Sait Savaş diye bir belediye başkanı hizmet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu memlekette Allah uzun ömürler versin, İsmail Cerrahoğlu diye bir başarılı belediye başkanı gelmiştir. Ona selam olsun. Bak orada.
Merhaba Sayın Başkan, merhaba. Bu belediye başkanlarının hatıraları değerlidir. Kendileri daha çok değerlidir. Onlar bizim bundan sonra Ünye'de de Ordu'da da en yakın değerli çalışma arkadaşlarımız olacaklardır. Sami Soysal, çok sevdiğimiz, ömrü vefa etmedi. Allah rahmet eylesin. Ben ailesiyle, değerli kızıyla ve oğluyla, oğlunun düğününe İstanbul'da gitmem kısmet oldu. Urfa'dan bindim uçağa gittim, dışarıdaydım. Çünkü bir hemşerimdi. Bu şehirde halkımız ona oy vermişti, rahmetli olmuştu. Çocukları bize emanetti. Ben o emanete sadakat gösterdim ve gittim. Allah rahmet eylesin. Adı yaşıyor tepede. İnşallah değişmedi değil mi Sami Soysal? Değişmedi ve değişmeyecek. Değişmeyecek. Değişmemesi lazım. O değiştirmek isteyenler de sadece kendilerini avuturlar. Tenekeleri indirmekle isimleri silmek mümkün değil. Gönülleri silemezsin. Gönüllerdeki yazıyı silemezsiniz. Evet, Sami Soysal rahmetliden sonra çok değerli bir belediye başkanımız, Allah selamet versin, uzun ömürler versin, Osman Yurt Bey kardeşimiz, o da bu şehrin bir değeridir, ona da selam olsun. Necip Avcı, Allah ömürler versin, o da kendi ölçeğinde bu memlekete hizmet etmiştir, değerli bir hemşerimizdir, kendisini teşekkürle anıyoruz. Mehmet Türk, kendi gariplikleri ve kendi çabaları içinde o da bir belediye başkanlığı yapmıştır. Ona da teşekkür ediyoruz. Ve karşıda, evet selam olsun Sayın Başkan. Hoş geldin. Ve bir diğer belediye başkanımız, artık tarih iyice yaklaştı. Yıl 2004. 2004'te de bir Ünye evladı. Bu beldede belediye başkanlığını sizin oylarınızla almıştır. İşte belediye başkanı Sayın Arpacıoğlu. Ve yakın tarihte, talihsiz bir şekilde, olaylar nedir bilmeyiz ama bir hemşerimizdir. Biz burada varsa iyiliğini anmak, kendisine de sağlık ve mutluluk dilemek durumundayız. Görevden ayrılmış olan Sayın Ahmet Çamyar'dan sonra halen görevi üstlenmiş olan bu şehrin değerli bir evladı, bilge bir insanı, şu andaki bugünkü belediye başkanımız Sayın Mehmet Yaşar Sezgül'ü de buradan sevgiyle ve teşekkürle anarız. Tabii şu ana kadar hizmet edenler bizim başımızın tacı. Onlara teşekkürler ve selamlar. Bugünkü Ünye'de onların her birinin bir katkısı vardır. Azdır, çoktur. Ne derler? Az veren candan, çok veren maldan derler. Onlara öyle deriz, tamam. Şimdi inşallah bugün 13 Mart 2019'dayız. Allah izin ömür verirse 5 yıl sonra yine bir Mart ayında olacağız. Allah nasip ederse. Allah sağlık huzur içinde gene birlikte bizi buluşturmayı nasip etsin. İşte o zaman bugün değil ama o zaman ben bir eli daha kaldırmak, bir ismi daha sizinle onurla, gururla paylaşmak istiyorum. 5 yıl sonra o eli kaldırabilmek, o ismi sizlerle paylaşabilmemiz için bugün belediye başkanı adayı olarak Veysel İlhan kardeşimizin elini kaldırıyorum. İnşallah bundan sonra Ünye'nin emaneti, Ünye beldesinin emaneti avukat, genç kardeşim, dürüst insan, zeki insan Veysel İlhan olacaktır. Evet mi? Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Ve inşallah
durmadan, vakti kaybetmeden, bugünden yapacaklarının çalışmasına başlayarak başladı zaten. 1 Nisan'dan itibaren Allah'ın izniyle güzel ordumuzda, merkezde, müsaadenizle bendeniz, bana vekaleten ilçemizde, değerli başkan ve meclis üyelerimizle birlikte Veysel İlhan kardeşimiz, biz ne hamam isteriz ne han, Ünye'ye sadece isteriz başkan, Veysel İlhan. Bugüne kadar inandığımızı söyleyerek, söylediğimize inanarak, yaptığımızı beğenerek, beğendirerek bir hayatı yaşamaya, bir yönetimi gerçekleştirmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır. Ve değerli dostlar, değerli Ünyeli hemşehrilerim, biz bugüne kadar hukuk dedik, bugün de hukuk diyoruz, daha fazlasıyla diyoruz. Birileri hukuk demek istiyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz anayasadan yasalara, Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi'nden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kadar hukuk eğitimi almış, iki belediye başkanı olarak Türkiye'ye sadece belediyeciliği değil, insan haklarını, şehir haklarını, canlı haklarını, doğa hakkı, toprak hakkı neyse onu da vermeye çalışacağız. Bakışımız sadece toprak değil, kaldırım değil, meydan değil, onun altı, sadece şehir değil, dağların ardı da bizden inşallah nasibini alacak sizlerle beraber. Biz diyoruz ki, diyerek geldik ki, esas olan sevgidir, muhabbettir. Muhammed oldu muhabbetten hasıl, Muhammedsiz muhabbet ne hasıl diyerek geldik, değil mi? Ama sevgisini azaltmış birileri belki kavgadan yana oluyor, olmak istiyor. Kavgadan kimse ayakta duramaz, hayatta devam edemez. Kendi kavgası insanın kendinde kalmalı. Topluma bu kavgayı asla taşımamalı. Biz diyoruz ki, biz gelmedik Yunus Emre tepesindeki merhum Yunus Emre Hazretleri gibi. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Bu Ünye de kimseye kalmaz. Gelin hayatı sevgiyle, saygıyla, kardeşlikle yaşayalım. Ünye'nin Yunus Emre Tepesi var. Ünye'de Yunus Emre değeri var. İndik Rumi kışladık. Çok hayru şer işledik. O ney oldu son durak? Göçtük elhamdülillah diyen Yunus Emre dergahına eş bir dergah olarak inşallah Gürgen Tepemizde, Işık Tepemizde, Hacı Bektaş-ı Veli dergahı da bu orduya çok yakışır inşallah. Ve inşallah turizm merkezi Günye'miz, turizm memleketi ordumuzda hep beraber yeni işler yapacağız. Biz yol diyeceğiz. Birileri yolsuzluk düşünse de biz meydan diyeceğiz. Birileri meydandan çıksa da meydana düz sayılan düz meydan var bu memlekette. Fakat Ünye'de biraz tepeli meydan var, ters meydan var. Biz düz meydan diyoruz, ters meydan da bu memlekete yakışmaz diyoruz ve diyeceğiz. Hava bize bu kadar müsaade etti. Allah'a şükürler olsun. Her anımız, her nefesimiz için şükürler ediyoruz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, bir nefese almak bir nimet, vermek de ikinci nimet. Hepsi için ayrı şükür gerek. Allah'a şükürler olsun.
Çamaş'tan, Fatsa'dan geldik, sizlerle buluştuk. Yağmur hafif hafif yağıyor, farkındayım. Bana şemsiye dediler, olmaz, görmem lazım. Eğer ben ıslanıyorsam şemsiyeden anlayamam. Şu anda yağmur hafif hafif yağıyor. Anladım ki siz de ıslanıyorsunuz. Ben size kıyamam. Galanını ne diyelim? 27 Mart bugüne göre 2 hafta sonra çarşamba günü bu meydan size yetmiyor anlaşıldı. Bu meydan Ünye'ye az geldi. Cumhuriyet'in meydanında, çınarın altında sizi saat 11:52'de aynı saatte Cumhuriyet Meydanı'nda çınarın altında buluşmak üzere hepinize hayırlı günler, sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Kendimi size, sizi de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz, sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Yola çıktık memleketin. Özümüz zordu, sevdamız zordu, aşkımız zordu, meşkimiz zordu, adımız zordu, andımız zordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Ordu özüne dönüyor, Hünye evladını bağrına basıyor. Sayın İdris Naim Şahin tüm hemşehrilerine teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Hoşça kalın Hünye, tekrar görüşmek üzere. Ordu sevdalısı, ordunun çocuğu Sayın İdris Naim Şahin sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Halim neden böyle soruyorsun kendine? Çaresizsin sanma, çare sensin Allah. Sandıkta bak büyür, gözler halkın gücünü. Dürüst olmak gerekirse gelecek hep sadece. Az sonra Ünye Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını yapacağız. Hadi. Gayretle çalışırız.
yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar kurban olam, yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar kurban olam, yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İdris Naim Şahin, ilginize, sevginize, desteğinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ordu bizim sevdamız, gönüllerde hep varız. Ordu şahini burada, biz kimseden korkmayız. Halkın içinden gelen, orduya hizmet veren, İdris Naim Şahin'le bizleridir güç veren. Dilimizde tek bir ses, size olacak nefes, şahlanacak saadet. İdris Naim tek adres, İdris Naim Şahin'le. Ordu bizim sevdamız, hep birlikte el ele, Şahin'le biz bir canız. Çok saygıdeğer misafirlerimiz, HEP Parti'den değerli dostlar ve hemşerilerimiz, A'dan S'ye ordumuzun bütün renkleri, bütün düşünceleri ve siyasetçileri, kadın erkek hepimiz, hepiniz değerli üyeli kardeşlerim. Şu anda bugünkü programımızın içinde yer alan Seçim Koordinasyon Merkezimizi, Ünye'nin başkanlarının seçileceği koordinasyon merkezimizi sizlerin değerli huzurlarınızla, değerli katılımlarınızla açmak durumundayız. Beraberimizde bize katkı veren efsane başkanlarımızdan Sayın İsmail Cerrahoğlu, Sayın Osman Yurt, Sayın Ahmet Arpacıoğlu ve yarınlarda bu konumda olacak olan Sayın Veysel İlhan kardeşimizle ve partimizin değerli il başkanı Sayın Avukat Erkan Temiz Bey ile birlikte hayırlı uğurlu olması dilek ve temenniyle siyasetin seviyeli, düzeyli yapılacağı bir yer olarak kurulumuzu, makaslarımızı başkanlarımız uzattılar. Ben sözü uzatmadan çok yüksek alkışlarınızla hayırlı uğurlu olması dileğiyle kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. İnme nefretten uzak.
ortakta sevgi ektik hep birlikte. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında, kim ve nefretten uzakta, yurdumun her noktasında. Gayemiz sevgi, eşitlik, mutlu ve huzurlu bir dünya. Yarınlar için, adalet için, dürüst bir başkan, dürüst yönetim. Saadetiniz yine yana başınızda, dürüst yönetim. Diş başında, güçlüyüz biz, hazırız hep çalışırız halkın. Hep yanında kazanırız hakkın yollarında. Saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim. Diş başında, güçlüyüz biz, hazırız hep çalışırız halkın. Hep yanında kazanırız hakkın yollarında. Nefretten uzakta sevgi ektik hep birlikte. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında, kim ve nefretten uzakta, yurdumun her noktasında. Gayemiz sevgi, eşitlik, mutlu ve huzurlu bir dünya. Yarınlar için, adalet için, dürüst bir başkan, dürüst yönetim. Saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim. İş başında, güçlüyüz biz, hazırız hep çalışırız halkın. Hep yanında kazanırız hakkın yollarında. Saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim. İş başında, güçlüyüz biz, hazırız hep çalışırız halkın. Hep yanında kazanırız hakkın yollarında. Saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim. İş başında, güçlüyüz biz, hazırız hep çalışırız halkın. Hep yanında kazanırız hakkın yollarında. Saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim. İş başında, güçlüyüz biz, hazırız hep çalışırız halkın. Hep yanında kazanırız hakkın yollarında. Gelsin diye müjdeler olsun, geldik ülke kalkın.